Evet arkadaşlar, dünyanın günlük hareketini yani eksen hareketini biliyoruz. Peki dünyanın yıllık hareketi nedir? Yıllık hareket sonuçları neler olabilir? Onları bir göz atalım. Dünyanın güneş etrafındaki hareketi bir diğer ismiyle yıllık hareket. Şimdi yıllık hareket içerisinde aklımıza ilk gelen şey mevsimler ve mevsimlerin oluşması. Tabii ki yıllık harekete bağlı. Peki gece gündüzün süre farklarının oluşması. Arkadaşlar burada ince bir detay vermek istiyorum. Gece ve gün kavramını görünce hemen diyoruz ki evet günlük hareket olabilir. Hayır, hemen arkasında gece ve gündüzün arkasında gelen süre farklarına bakıyorum ve diyorum ki eğer bana gece gündüzün oluşması ya da ardalanması diyorsa günlük hareket. Ama gece gündüz süre farklarının oluşması diyorsa bu tamamen mevsimsel yani mevsimlere bağlı oluşacak bir şey. O yüzden yıllık hareket olarak adlandırmamız en doğrusu olur. Yıllık basınç ya da sıcaklık ya da gölge değişimlerinin oluşması ise az önce de bahsetmiştik, yine yıllık hareketle alakadar. 4 önemli gün oluşur. Onlar nelerdir? 21 Mart, 23 Eylül ki biz bu ikisine ekinoks yani gece gün eşitliği diyoruz. 21 Haziran ve 21 Aralık astronomları, onlara da göz atacağız. Peki, yörüngenin sahip olduğu bir şekil var. Şimdi eksen eğikliğini biliyorum, eksen hareketini biliyorum. Bir de yörüngenin elipsoid ya da elips şeklini bilelim. Şimdi yörüngenin elips olmasının sonuçları nelerdir? 3 Ocak ve 4 Temmuz tarihleri oluşur. Bunlar dünyanın güneşe en uzak ya da en yakın olduğu tarihleri verir. 3 Ocak, bakın Türkiye kış mevsimi yaşamasına rağmen aslında dünyanın güneşe en yakın olduğu. 4 Temmuz, Türkiye yaz mevsimi yaşamasına rağmen dünyanın güneşe en uzak olduğu konumu vermektedir. Bunu da unutmayalım. Mevsim süreleri farkları oluşur. Mevsim süre farkları. Mevsimlerin oluşması yıllık hareket. Mevsim süre farklarının oluşması ise tamamen yörüngenin elips olmasına bağlı oluşacak önemli bir detay. 23 Eylül ekinoksu neden hepsi 21'de bu 23 Eylül diye sorarsak bakın neymiş? Elips yörüngenin sonucu. Yani 23 Eylül ekinoksu 2 gün sarkarak 21 değil 23 olmakta. Dünyanın güneşe olan uzaklığı da değişmektedir. Dünyanın güneşe olan uzaklığı da ne yapmakta arkadaşlar? Değişmekte buna bağlı olarak. Peki, şimdi çok özel bir başlık eksen eğikliği. Karşımıza çok fazla çıkacak ve hatta zorlayıcı sorularda zaman zaman bu başlık altında gelebilmekte. O yüzden dikkat edersek eksen eğikliği ile ilgili sıkıntı yaşamayacağız. Şimdi eksen eğikliği nedir? Şöyle ufak bir tanım yapmamız gerekirse dünya güneş karşısında dimdik durmuyor arkadaşlar. Biraz eğik duruyor ve bu eğikliği biz eksen eğikliği diyoruz. O eğikliğin kaç derece olduğu, hangi sonuçlara sebep oldu? Az sonra zaten incelenecek. Şimdi eksen eğikliği dediğimiz şeyi tanımlayalım. Kutup noktalarından geçtiği düşünülen çizgi eksen, elips yörüngeden geçen düzleme yörünge ya da ekliptik düzleme denmektedir. Peki ekvator düzlemi ile arasında bir açı var yörüngenin. 23-27 derecelik bir açı ve aynı zamanda bu eğiklikle bağlı olarak oluşan açı. Bu açı dönencelerin sınırlarını belirlemekte kullanılır. Eksen ile ekliptik düzleme arasındaki açıyı sorarsa bize o da 66 derece 33 dakikalık bir açı farkıdır. Bu açı kutup dairelerinin yani 66-33'lerin yerini belirler. Özel enlemleri yapmıştık. Özel enlemler ekvator, dönenceler, kutup daireleri ve kutup noktalarıydı. İşte bütün bunların bu sınırların belirlenmesinde ve yerlerinin belirlenmesinde en önemli ve ilk aklıma gelecek şey eksen eğikliği arkadaşlar. Peki şimdi bakalım az önce ne dedik? Ekvator düzlemimiz var. Bu zaten derece olarak sıfırı bize vermekte. Yer eksenimiz var. Bakın bu da şu şekilde çiziliyor. Ekliptik ya da diğer adıyla yörünge düzlemi görüyoruz arkadaşlar. Yine bize aradaki açıyı vermekte. Şimdi ekvator ile ekliptik arasındaki açı kaçmış? 23 derece 27 dakika. Yani dünya güneş karşısında 23 derece 27 dakikalık bir eğiklikle durmakta. Peki bu eğiklik arkasından kutup dairelerinin yerini de belirlemede bize oldukça yardımcı olacak. 90 son bitiş noktamızı kutup noktalarını veriyordu bize. O zaman 90-23 derece 27 dakika yaparsak bakın karşımıza ne çıkıyor? 66 derece 33 dakika. Hemen bakarsak evet buradaki açı yine aynı olması demek ki tesadüf değil.
90'a tamamladığımız eğiklik bize ekliptik ile yer ekseni arasındaki açıyı vermekte yarar sağladı. Bunu da unutmayalım. Peki, eksen eğikliği ile yine önemli bir detay, yıllık hareketin ortak sonuçları var mıdır? Evet, vardır. Peki bunlar nelerdir? 1. Güneş ışınlarının geliş açısı yıl içerisinde değişiyorsa hem eksen eğikliği hem de yıllık hareket olarak adlandırılabilir. 2. Orta kuşakta 4 mevsim yaşanması yine bakın yıllık hareketin yani eksen eğikliğinin sonucu. 3. Gece ve gündüz sürelerinin değişmesi yine hatırlarsak yıllık harekette bunu görmüştük. Yani yıllık hareketin sonuçları hemen hemen eksen eğikliğinin sonuçlarıyla paralel tutulursa kolay yapılabilir hale gelecektir. Arkadaşlar eksen eğikliğinin ne olduğunu biliyoruz. Eksen eğikliği olmasaydı ne olur? Şimdi de onu öğrenelim. Eksen eğikliği olmasaydı böyle sorularda karşımıza sıkça çıkacak. Şunu hatırlamakta fayda var. Eksen eğikliği eşittir yıllık hareket. Birçok sonucu birbirini destekliyordu. Böyle düşünürsek işimiz biraz daha kolay olabilir. Şimdi 4 mevsim oluşmazdı. Evet, bu yıllık hareketin de sonucu çünkü. Gölge boyları yıl içinde değişmezdi. Evet, yıllık hareketin sonucudur çünkü. Güneş ışınları sürekli ekvatora dik gelirdi. Evet, bu da artık dünyanın güneşe olan ışın alışının sabit kalacağının göstergesi. Aydınlanma çemberi hal böyle olunca sürekli kutup noktalarından geçecekti. Gece gündüz sürekli ekvatorda olduğu gibi 12-12 olacaktı dünyanın her yerinde eksen eğikliği olmasaydı. Aynı boylamda bulunan noktalarda güneşin doğuş ve batış saati hep aynı olmak zorunda kalacaktı eksen eğikliği olmasaydı. Hemen yine düşüneceğimiz ilk şey eksen eğikliği eşittir birçok anlamda yıllık hareketin sonuçları demektir. O yüzden eksen eğikliği ile ilgili bilgi aklınıza gelmezse hemen yıllık hareket içerisinde var mıdır bu sonuç yok mudur? Onu düşünürseniz daha kolay olabilir. Evet, şimdi bununla ilgili bir örnek verdik. Aslında bir konu başlığını biz örnek altında işleyeceğiz. Eksen eğikliği açısı artarsa diye bir başlığımız var coğrafi olarak. Bunu şimdi örnekle biz detaylandıralım. 35 derece olursa, ne 35 derece olursa eksen eğikliği 35 derece olursa. Hatırlayalım şimdi eksen eğikliği açısı kaçtı arkadaşlar? 23 derece 27 dakika. Bu neyin yerini veriyordu bize? Özel enlemlerden bir tanesi olan dönencelerin yerini veriyordu. Peki 23 derece 27 dakika değil de kaç olsun diyoruz? 35 derece olursa acaba dünyada ne gibi değişiklikler olur ve bunların yorumları nasıl yapılmalı onları öğreneceğiz. Şimdi 35 derece olduğunda bilin ki eksen eğikliği açısı 23-27 olduğunda ne oluyordu dönencelerimizin yeri? 23-27. Peki eksen eğikliği 35 derece olursa ne olur? Hemen ilk detaylı bilgimiz şu. Bu 23-27 olduğunda dönenceler 23-27 oluyorsa bu açı 35 derece olduğunda dönenceler de artık kaçtan geçecek? 35 dereceler. O zaman ilk bilgimiz dönencelerin yeri. Bulduk mu dönencelerin yerini? Evet, kaçtan geçecek? 35 dereceden geçecek. Bu bir. Peki 90'a tamamlıyorduk. Aradaki açıyı bulabiliyorduk. Kaçtı o? Normal şartlarda 23-27'yi 90'a tamamladığım zaman 66 derece 33 dakika. Peki iş değişti. Şimdi 35 derece olduğunda demek ki 90'a tamamlayacağız. İkinci maddemde 90'a tamamladığımda 55 derece arkadaşlar bu. Kutup dairelerinin. Evet, neyin yerini veriyor bize? Kutup dairelerin. O zaman 1. Dönenceler 35 dereceden geçer. 2. Daireler 90'a tamamlandığı için 55 dereceden geçer. Peki kuşaklarda bir değişim oldu mu? Matematik iklim kuşaklarını görmüştük. Yani sadece enleme bağlı kuşaklar. Şimdi normalde 0 ile 23 derece 27 arası ekvatoral kuşaktı. Şimdi artık bu yok. Yerine kaç geldi? 35. Yani ekvatoral kuşağın 0'dan 23'e değil de 35'e kadar çizildiğini söyleyip şunu diyoruz. Ekvator kuşak genişledi. Kutup kuşağı ne yaptı? Yine genişledi. Neden? Artık 55 ile 90 arasından geçecek. Eskiden nereden geçiyordu? 66 derece 33 dakikadan. Artık çok daha derin paraleller çizerek geçecek. Orta kuşak ise tam tersi arada sıkışıp pres halini aldı. Yani daraldı. Peki. Eksen eğikliği açısı azalırsa diye bir soru çıkarsa karşımıza hemen burada ne yapıyoruz? 10 derece olursa. Kaçtı arkadaşlar açı? 23 derece 27 dakika. Peki ben bunu 10 dereceye doğru azaltırsam ne olur? Şimdi 23 derece 27 dakikanın yerine ne yapıyordum?
10 derece yazıyordum. 10 derece yazdığım zaman artık açı ne olacak? Dönencelerin yerini belirleyecek ve dönenceler 10 dereceden geçecek. İkinci maddemizi nasıl yapıyorduk? 90'ı tamamlıyoruz onu ve kutup dairelerinin yerini buluyoruz. 90'ı tamamladığım zaman 80 derece kutup dairelerinin bana yerini rahatlıkla verecek. Kuşaklara bakmamız istenirse 0 ile 10 arası, yani ekvatoral kuşak dediğimiz kuşak oluşacak ki bu daraldığının ispatı, çünkü eskiden 23 derece 27 dakikaydı. O zaman ekvator daraldı. Ekvatorla kutup arasında bir kankalık ilişkisi var. Ekvator daralıyorsa kutup da daralacak arkadaşlar. O zaman kutup da 80 ile 90 arasında daraldı. Orta kuşak ise bu ikisinin tam zıttı, oldukça genişledi. Yani ekvatoral kuşak daraldı, kutup kuşak daraldı ama orta kuşak aksine genişledi arkadaşlar. Eksen ekliği sorularında da bu detayları lütfen unutmayın.